Merhaba. Bu ünitede kamera tekniğine giriş dersi kapsamında aydınlatma konusu üzerinde konuşacağız. Her şeyden önce bu üniteye ilişkin amaçlarımız neler? Hızlıca göz atalım. Video çekimleri yapılırken en önemli öğelerden biri de ışıktır. Işık hem görüntünün oluşması için teknik bir gereklilik hem de nesnelerin fiziki ortamlarında ortaya çıkmalarını sağlayan bir öğedir. Bu nedenle çekim yapılan mekanların ışık koşulları çok önemlidir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra video görüntülerinin oluşmasında ışığın etkisini açıklayabilecek, aydınlatma araç gereçleri çalıştırılırken gerekli olan temel elektrik bilgilerini açıklayabilecek, aydınlatma kaynaklarının teknik ve yapısal özelliklerini açıklayabilecek, video çekimlerinde kullanılan aydınlatma kaynaklarını sınıflandırabileceksiniz. Video kamerasını insan gözüne benzetebiliriz. Çevremizdeki nesneler fiziksel olarak var olsalar bile, eğer ortamda ışık yok ise biz o nesneleri göremeyiz. Video kamera içinde durum aynıdır. Işık sadece nesnelerin görülebilir olmasını sağlamaz. Aynı zamanda nesnelerin algılanmasını da yönlendirir. Nesnelerin dokusu, boyutu, yüzeyi, üzerindeki girinti çıkıntı gibi yapısal birçok özelliğini ışık yoluyla algılarız. Çevremizdeki ya da bir stüdyo ortamı içindeki nesneleri ortaya çıkarmak, görsel olarak yönlendirmek için yapılan ışıklandırmaya aydınlatma denir. Aydınlatma yaparken ışık üreticileri kullanılır. Bunlara aydınlatma ya da ışık kaynakları denir. Aydınlatma yaparken iki tür ışık kaynağı kullanılır. İlki doğal ışık kaynağı olan güneştir. İkinci tür ise ampuller yoluyla ışık üreten yapay ışık kaynaklarıdır. Işık kaynakları aydınlatma amacıyla kullanıldığında ışık kaynağının gücü ve renk ısısının teknik gereklilik olarak bilinmesi gerekir. Güneş başta olmak üzere her türlü ışık kaynağının verdiği ışığı iki şekilde düşünmek gerekir. Birincisi verdiği ışığın gücü. İkincisi ise renk ısısı. Her ışık kaynağı belli bir enerji yayar ve bu enerjiyi bir güç olarak düşünürsek nesneye yaklaştıkça etkisi artar, nesneden uzaklaştıkça etkisi azalır. Bu etki insan gözüyle fark edilebilir. İkincisi ise her ışık kaynağının sahip olduğu renk değeridir. Her ışık kaynağı ışığı belli bir renk olarak üretir. Beyaz ışık, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin birleşmesinden oluşur. Her ışık kaynağı eşit miktarda kırmızı, mavi ve yeşil renk içermediği için belli renkleri yoğun olarak üretir. Örneğin mum ışığı kırmızı, floresan ışık ise mavi rengi daha fazla üretir. Her ışık kaynağının kendine özgü bir renk değeri taşıması, Kelvin adı verilen renk ısısını gösteren bir ölçü birimiyle belirlenir. Belirleyici değeri ise 5500 Kelvin olarak beyaz ışık, yani gün ışığıdır. Aydınlatma kaynaklarını kullanırken temel elektrik bilgilerini öğrenmiş olmak gerekir. Elektrik, ampullerde ışık sıcaklık üreten, sistemlerde ısı ve motorlarda hareket olarak gördüğümüz bir tür enerjidir. Doğadaki bütün nesnelerin en küçük parçası atomdur. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan her atom bir çekirdek etrafında yörüngede dönen elektronlardan oluşur. Atomun merkezindeki çekirdek pozitif ve bunun çevresinde süratle dönen elektronlar ise negatif yüklüdür. Bazı nesnelerin atomlarının dış yörüngede bulunan elektronları serbest hale gelirler. Yörüngeden koparak serbest hale gelen bu elektronlara serbest elektron denir. Elektrik motorlarının dönmesini sağlayan, ampullere ışık veren, elektrik fırınlarını ısıtan elektrik akımı serbest elektronların hareket etmesi sonucunda ortaya çıkar. Elektrik akımı kapalı devre içinde akar. Kapalı devre içinde belli bir zaman birimi içinde akan serbest elektron miktarına akım denir. Akım denildiğinde serbest elektronların yani elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketi anlaşılmalıdır. Elektrik akımının şiddeti birimi amper olarak adlandırılır. Elektrik devresinde akımın akması için bir güce ihtiyaç vardır. Bu güç olmadığında serbest elektronlar hareket edemez, yani elektrik akımı gerçekleşmez. Serbest elektronları hareket ettiren ve elektrik akımının akmasını sağlayan güce voltaj denir. Voltaj birimi volt olarak gösterilir. Elektrik akımını ileten nesneler bu akıma karşı bir duruş sergilerler. Buna direnç adı verilir. Örneğin elektrik akımının geçmesi sonucunda tel ısınır ve telin sıcaklığı artınca bunu telin elektriğe karşı gösterdiği direnç olarak tanımlarız ve direncin birimi de ohm'dur. Elektrik akımı gücünü gösteren birim ise amperdir. Ülkemizde kullanılan elektrik akımı alternatif akım olarak bilinen türdür.
Alternatif akımın yönü sürekli değişir. Yani pozitif ve negatif kutuplar belli bir frekansa göre sürekli değişir. Bu değişim ülkemizde 50 Hz frekansla gerçekleşir. Yani ülkemizdeki elektrik akımının değeri 220 volt ve 50 Hz'dir. Hertz ifadesi frekansın birimidir. Saniye başına düşen pozitif ve negatif kutuplar arasındaki değişim sayısını belirtir. Video çekimleri için aydınlatma kaynaklarını kullanırken günlük yaşamda kullandığımız elektrik araçları için belirlenen ilkeler aynen geçerlidir. Dağıtım elemanlarını sigortalar, prizler ve fişler ve kablolar olarak sıralayabiliriz. Sigorta, elektrik devrelerinde ya da elektrikle çalışan araç gereçlerde kullanılan bir güvenlik elemanıdır. Elektrik akımının geçtiği devrelerde herhangi bir nedenle aşırı bir akım oluşması durumunda sigorta elektrik akımını keser. Örneğin çekim yapılan bir evde aynı oda içindeki prizleri gerektiğinden fazla ışık kaynağı takıldığında akımın yükselmesini engellemek için sigorta devrelerini keser. Sigortalar bilinçli olarak sistemin zayıf bırakılan noktalarıdır. Aydınlatma yaparken elektrik akımı almak için duvar üzerinde yer alan prizler kullanılır. Prizler elektrik akımı almak için fişin sokulduğu yuvalardır. Ülkemizde ev, iş yeri, atölye, okul ve benzeri mekanlardaki elektrik teçhizatlarında topraklı ve topraksız olmak üzere iki tür priz sistemi kullanılır. Topraksız ve topraklı prizlerden elektrik alabilmek için bu prizlere uygun fişler kullanılmalıdır. Topraksız prizler için faz ve nötr uçları olan fişler kullanılırken, topraklı prizler için içinde faz, nötr ve toprak uçları olan fişler kullanılır. Aydınlatma kaynaklarına bakacak olursak, aydınlatma kaynakları için sadece topraklı ucu olan fişler kullanılır. Kablolar üzeri yalıtkan bir malzemeyle kaplı, içine bir ya da birden fazla iletken yerleştirilmesiyle oluşmuş elektrik akımını taşıyan elemanlardır. İletken olarak kullanılan teller de yalıtıcı bir malzemeyle kaplanmıştır. Bu kabloların içinde 3 ayrı tel yer alır. Bunlar faz, nötr ve toprak uçlardır. Aydınlatma kaynakları için 600 voltu aşmayan alçak gerilim kabloları kullanılır. Sıcak ve soğuk aydınlatma kaynağı demek, aydınlatma kaynağının verdiği ışığın renk ısısını belirlemektir. Tabii ki renk ısısı kullanılan ampul ya da ampullerin ürettiği ışığın niteliğiyle ilgili bir konudur. Sıcak ışık 3200 Kelvin ışık üreten ve daha çok iç mekanlarda kullanılan aydınlatma kaynaklarıdır. Bunların ürettiği ışık fiziksel olarak da ortama sıcaklık yaydığı için sıcak ışık kaynakları olarak adlandırılırlar. Soğuk ışık 5500 Kelvin ışık üreten, kapalı mekanlarda ve gerektiğinde dış mekanlarda gün ışığıyla birlikte kullanılabilen renk ısısı yüksek aydınlatma kaynaklarıdır. Aydınlatma kaynakları yapısal olarak belli teknik niteliklere sahiptir. Bu nitelikleri oluşturan yapısal elemanlar da şunlardır. Gövde, ampul, kepenk, ayak ve askı, kablo ve anahtar. Aydınlatma kaynaklarının temel yapısı gövde içerisinde yer alır. Işığı ortaya çıkaran ampul ve bu ışığın düzenlenerek yayılmasını sağlayan mercek ve yansıtıcı sistemler gövde içinde yer alır. Aydınlatma kaynaklarının gövdesi içinde yer alan elemanların çalışma sistemi ise şöyledir. Işığı üreten ampulün takıldığı bir soket sistemi vardır. Soket sistemi topraklı bir prizden elektrik enerjisini kablo yoluyla alır. Ampulün ürettiği ışığın niteliğine ve yayılmasına uygun olarak gövde metal bir yapıdan oluşur. Gövdeyi oluşturan metal yapının 3 temel özelliği barındırması gerekir. İlki, kullanılan elektrik sisteminin topraklanmaya uygun olmasıdır. İkincisi, ampulün ürettiği ışığın gövdenin dışına en kısa yolla ve en hızlı şekilde iletilmesidir. Üçüncüsü ise, ışığı yayma yapısına uygun olmalıdır. Aydınlatma kaynaklarında ışığı ampul üretir. Bu nedenle ampul, temel ve en önemli elemandır. Video çekimlerinde kullanılan aydınlatma kaynaklarında kullanılabilecek ampul çeşitleri ise ekranda gördüğünüz gibidir. Aydınlatma kaynağının ürettiği ışığın etkin bir şekilde çekimi yapılacak konuya yönelebilmesi çok önemlidir. Bunun için de aydınlatma kaynağının konuya göre belli uzaklıkta ve yükseklikte yer alması gerekir. İnsanın konu olduğu çekimlerde ışığın insan boyunu aşan bir yükseklikten gelmesi gerekir. Bu yükseklik yaklaşık 2 metre 2 metre 30 santim civarıdır. Tabii ki bu durum çekimi yapılan konuya göre de değişebilir.
Yani aydınlatma kaynaklarının farklı yüksekte durması gerekir. Bunun için aydınlatma kaynakları için özel ayaklar kullanılır. Bu ayakların gereken aralığı taşıyacak nitelikte ve hafif malzemeden olması gerekir. Tasarım açıdan kullanımı ve taşınması kolay olmalıdır. Ayakların her konumda dengede durması ve büyük aydınlatma kaynakları içinde tekerlekli olması önemlidir. Işık kaynaklarını tek başına kullanarak aydınlatma yapmak çok mümkün değil. Aydınlatma yaparken birçok yardımcı malzeme gerekir. Bu amaca yönelik olarak iki grup altında toplanan yardımcı malzemeler vardır. İlki ışık kaynağını sabitlemeye yönelik olarak farklı amaçlı bağlantı elemanları ve ayaklar için ağırlık torbalarıdır. Bağlantı elemanları ışık kaynağının farklı konumlarda bağlanmasını sağlar. Ağırlık torbaları ise ayakların sabit bir şekilde yerinde durmasına yardımcı olur. İkinci grup içinde yer alanlarsa ışık kaynağından çıkan ışığın yönlendirmesine yönelik elemanlardır. Bunlar da farklı şekillerde kullanılan yumuşatıcılar, ışığın rengini düzenleyen filtreler ve tek kanatlı ışık yönlendirme kepenkleridir. Video çekimlerinde kullanılan aydınlatma kaynaklarını iki temel gruba ayırabiliriz. Sert ya da noktasal ışık ve yumuşak ya da dağınık ışık veren aydınlatma kaynakları. Video çekimlerinin yapıldığı mekanları da ikiye ayırabiliriz. Stüdyo ve dış mekan çekimleri. Stüdyo ortamında ya da dış mekanda çekim yapılırken kullanılan aydınlatma kaynakları teknik nitelik açısından farklılık göstermesine rağmen bazı belirleyici özellikler de vardır. Bu aydınlatma kaynakları belli bir alana yönelmiş sert noktasal ışık yayarlar. Bu şekilde ışık üretebilmek için gövdenin içinde ampulden çıkan ışık mercek sistemiyle yönlendirilir. Ampulden çıkan ışığın istenilen alana odaklanması için mercek kullanılır. Bu amaca yönelik olarak Fresnel ve taşınabilir aydınlatma kaynakları kullanılır. Fresnel ışığı mercek sistemi yoluyla odaklamak anlamına gelir. Bu nedenle de bunlara mercekle sert ışık veren aydınlatma kaynakları denir. Gövde içinde yer alan ampul ileri geri hareket eden bir sistem içerisinde yer alır. Ampul ileri geri hareket ettirilerek mercekten geçen ışık istenilen alan üzerine odaklanır. Bu şekilde mercek yoluyla ampulden gelen ışık güçlü ve keskin bir şekilde bir alan üzerine toplanır. Ampul odaklama yaptığından tam anlamıyla sert ışık elde edilir. Taşınabilir noktasal ışık kaynaklarının gövdesi ise tas şeklinde açık ağızlı olarak tasarlanmıştır. Genellikle hem noktasal hem de doğrusal ışık üretirler. Mercek sistemi olmadan ampulün ileri geri hareketiyle odaklama yapılarak noktasal ya da dağınık ışık elde edilebilir. Bir ayak üzerinde sabitlenebileceği gibi elde taşınabilen modelleri de kullanılmakta. Yumuşak ışık üreten aydınlatma kaynaklarına noktasal yani sert olmayan dağınık ışık verebilmeleri için mercek yer almaz. Bu nedenle de yumuşak ışık kaynaklarında ışığın belli bir noktada odaklanması söz konusu değildir. Ürettikleri ışık dağınık, yumuşak ve sert gölgelere neden olmayan bir ışıktır. Yumuşak ışık kaynakları gölgesiz düz aydınlatma ortaya çıkarmak ve sert ışığın yarattığı gölgeleri yumuşatmak için kullanılır. Bu ünitede aydınlatma türlerini, aydınlatma araç ve gereçlerini, aydınlatmanın teknik özelliklerini ve kullanım alanlarını işledik. Hangi aydınlatma türünün nasıl bir görsel anlam üretebileceği konusuna değindik. Daha derinlikli bir çalışma için e-kampüs ortamında bulunan diğer materyalleri kullanabilirsiniz. 7. ünitenin hangi konuyla ilgili olduğunu merak ediyorsanız bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz.